Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karnızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Bu videoda Ethereum balinalarının son Shiba alımı hakkında konuşacağız arkadaşlar. Şimdi zaten biliyorsunuz Ethereum balinalarının en çok topladığı kripto para Shiba arkadaşlar. Özellikle Shiba coin ikinci sırada olan matikten bile ortalama 3.2 kat gibi daha fazla bir ethereum balinalarının tutmasına sahiptir diyebiliriz hem piyasaya giren acemi traderların ilk oda ve küçük yatırımcıların buna çok meyilli bir kripto para olması borsaları raporları üzere aynı zamanda üzerinde çok yoğun bir balina aktivitesinin olması shipcoin'in hem elde tutma oranlarını çok güçlendiriyor hem de olası durumlardaki hareketlerde eğer üzerinde anlık bir baskı yoksa ki olsa bile devamında bunu ani hareketlerle katlıyor. Atılgan ve güçlü bir yapıya sahip olmasına kısa orta vade hareketlerinde geçmişten bugüne sebebiyet vermiştir arkadaşlar. O yüzden Ethereum balinalarının yaptığı alımlarda oldukça önemlidir. Bu durum en son nasıl karşımıza çıktı arkadaşlar? Dogecoin'in yukarı yönlü hareketi Elon Musk'ın son yapmış olduğu hareket üzere Ethereum balinalarının zaten Shipcoin alımları büyük ölçüde arttı. Bu arada şuradan da girelim. Ethereum balinaları toplamaya başladı. Bir bir noktadan sonra Shipcoin MA50'deki günlükte bir kırılım yapamadı. Beraberinde tekrar bir düzeltme etabına giriyor. Tıpkı Dogecoin'de olduğu gibi. Şunu muhakkak hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bakın 97'lere bir düşüşte gerçekten iyi bir alım fırsatı olduğuyla alakalı konuştuk. E, nitekim devamında güçlü yükselişler gördük. E, 102-103'lerle alakalı da kademeli alım için uyardık. Devamında yine bir basamakta olsa hafif bir ara kanal yükselişi yaptı. Şimdi çok büyük ihtimalle yeni bir senaryo ile karşı karşıya kalacağız ki devamında Shipcoin'de yine büyük yükselişlerin görüleceği bir sezona geçeceğiz. Şu an devam edelim. Ethereum balinaları Shiba Inu topluyor. 42 milyon dolarlık alım. Ethereum balinaları popüler coin projesi Shiba Inu'ya ilgi göstermeye devam ediyor. Balinalar son 24 saat içerisinde 42.8 milyon dolara denk gelen 3.73 trilyon şip satın aldı diyor arkadaşlar. Şimdi bu tabii ki önemli ve gerçekten çok diyebileceğimiz bir yapıdır bir kere bu alımlara neden gidiliyor? Çünkü mevzu bahis yani içeride bulunan yükseliş şu an gerçekten Shipcoin'in bir düzeltme ardından çok güçlü yükselişler yapabileceğini ifade ediyor. Dogecoin hafta başından bu yana %26'ın üzerinde değer kazanarak Mimcoin piyasasına damgasını vurdu. Shiba Inu ise son 7 gün içerisinde yalnızca %4 değer kazanarak kısıtlı bir yükseliş gösterdi. Ancak Ethereum balinalarının Shipcoin ilgisinde artış görülüyor. Zaten tam da bu yüzden artış görülüyor arkadaşlar. Artış görülmesinin yani e, sebebi bu. Şimdi şöyle, zaten bunu fiyatlayamamış olması burada olayı cezbediyor. Bir takım durumlar var. Shipcoin kanal arasına bir giriş yaptı. Yani hareketli ortalamalar kanal arasına bir giriş yaptı. Birincisi e Dogecoin'de zaten yön yukarı hareketler bekleniyor ve bir meme coin sezonu bekleniyor. E bundan kaynaklı olarak Shiba'nın da buna ayak uydurmasını bekliyoruz arkadaşlar. Tekrar ediyorum 12'sindeki enflasyon verisi pozitif şekilde açıklandığında çok sıkı, çok güçlü yön yukarı hareketler gözlemleyebiliriz arkadaşlar. Yani bu tarihten sonra meme coin'ler ve Doge'nin üzerindeki bu töhmet kalkıp yön yukarı hareketler büyük ölçüde Başlayacaktır diyebiliyorum arkadaşlar. Tabi bu şartlar altında Shipcoin'in önünde hem Doge'dan kaynaklı bir yükseliş katalizörü hem Bitcoin'de beklenen kırılımın gelmesiyle bir katalizör ve bu da makrodan yola çıkacaktır. Aynı zamanda 12'sindeki e, Shapella'nın geliyor oluşu Ethereum'un Shapella yükseltmesinin geliyor oluşu arkadaşlar Shipcoin tarafında çalışacak çok güzel kısa vade katalizörleridir. Bundan kaynaklı olarak. Şimdiki fiyatlar değerlendiriliyor ki özellikle bir emali kırılımı Shipcoin'i çok daha atılgan e, görebileceğimiz bir noktaya getirecektir diyebilirim arkadaşlar. O yüzden şimdiki yani şu günlerdeki genel fiyatlar e, oldukça sağlam ve güzeldir yorum yapabileceğimizi düşünüyorum. En son gelen on-chain verilere göre en büyük 254. balina tek bir işlemde 229.96 trilyon Shiba satın aldı. Yok, o milyardır diye tahmin ediyorum ben. Öyle söyleyeyim. E bu arada şu da var. Mesela 97 liraya gelince büyük bir balina aktivitesi gördük. Bakın. 102'lerden büyük bir balina aktivitesi gördük. Her birinde yükseldi. Bunlar tesadüfi değil arkadaşlar. Şu anda da balina aktivitesi yükseliyor. Bu da tesadüfi değil. Benzer şekilde en büyük 30. Shiba Inu balinası da 3.5 trilyon adet çip alımı yaptı. Hafta başında ise bilinmeyen bir cüzdan tarafından 1.92 trilyon şip coin transfer edildi. Bu transferler görece e, satış için olabiliyor arkadaşlar onu söyleyeyim. Bakınız e, salı günü gerçekleşti. Dediğim gibi bu tarz durumlar olabiliyor. Fakat bu şu an için bir satış değil. Kişi çok büyük ihtimalle e, işte veriler açıklandıktan sonra bir kopma geldiğinde büyük ihtimalle 14 15'li pozisyonları bekliyor gibi gözüküyor. 10 Chain veri sağlayıcısı Wild States, Ethereum balinalarının ETH'nin ardından en çok kripto para yatırımının Shiba e yaptığını bildiriyor. Mevcut durumda en büyük 100 balinanın cüzdanında yaklaşık 601.2 milyon dolar değerinde Shiba Inu bulunuyor ki ilk 2000 Ethereum balinasını göz önüne bulundurursak bu sayı çok daha fazla. Ve sürekli olarak artmaya devam ediyor. Şimdi büyük bir ihtimalle ayın 12'sine kadar e, Bitcoin denemeye devam ederken Shiba ne yapacaktır? Ortalama 106-105 dolaylarına kadar ortalama geri çekilmelerini sağlayacaktır. Bakınız 105-106 pozisyonlarına yaklaştıkça hem balinaların toplaması artacak. Aynı zamanda burası olası denemelerde tıpkı 102-103'lerde vaktiyle gördüğümüz gibi kademeli alım için ideal fiyatların olduğunu, olduğu e, durumunu karşımıza getirecektir arkadaşlar. Bunu unutmamak lazım. Beraberindeki bir piyasa açılımı ancak ve ancak tekrar günlükteki EMA 50'nin hacimli şekilde alınması, beraberindeki bir yön yukarı hareketten geçer. İlk etaplarda aldığı takdirde pozisyonlara bakarsak hemen bir tepki veremeyebilir. Birkaç gün yatay seyir yapıp Hareketli ortalamada emali de bir düzelt yapabilecektir. Ardından 14'lere doğru geçmişte de olduğu gibi istikrarlı bir yükseliş etabını ben seyredebileceğimizi düşünüyorum Shiba için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.